Merhaba arkadaşlar. Ayan enerjiyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar, borsadaki ve hissedeki düşüşler olmamış olsaydı güvenli destek bölgesi diyebileceğim nokta şurası olurdu. Yani 32,32 kuruş civarı. Burası olurdu arkadaşlar. Ama hisse çok güzel bir yerden destek bulmuş. Bakın destek bölgesindeki güçlülük 1, 2, 3 ve 4. de onay alıp yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Burası en dip seviye diyebiliriz arkadaşlar. Zaten çıkış için de buradaki mum onayını almış. Biraz daha yaklaştırayım. Bakın şurası. Şu son kırmızı mum. Güzel bir teyit almış. Ve yukarı yönlü dönüşünü yapmış. Peki burada bizi bekleyen nedir arkadaşlar? 32,48 civarında şu bölge belirtmiş olduğumuz bu destek bölgesi diye belirtmiştik. Burası şu anda direnç bölgesi olarak çalışacak. Bu direnç bölgesinden yukarı kapanış yaparsa, direnç bölgesinin üstünde bir kapanış yaparsa yön yukarı yönlü diyebiliriz. TL'deki hedefi de yenilenmiş bulunmakta arkadaşlar. Yani buradan alan bir arkadaş veyahut da buradan takviye yapmış bir arkadaş. Şuralardan girdik desek en kötü %50 civarında bir kar alacak TL hedefinde. Arkadaşlar, şunu söyleyebiliriz. Şurada bir benzerlik var bakın. Bu muhtemel olacaktır. Bakın yükselmiş, düşmüş, tekrar yükselmiş. Burada da düşmüş ama buradaki yükseliş şuradakinden daha fazla olacak. Şu bölgedekinden daha fazla olabilir. Çünkü hedef yenilenmiş. İndikatörler yenilenmiş. Peki buna dolar bazlı da bakalım. Dolar bazlı da bize kesin bir hedef söyleyecek mi? Oralara bakalım. Evet. Dolar bazlı da şurası 2,46. 2,46. Bir hesaplayalım ne kadar yapacak. ...46 lira civarı. TL'deki hedefi diyebiliriz. Yani muhtemelen şurayı göstermiştik arkadaşlar. Minimum görmesi gereken hedef 46 TL arkadaşlar. Bu belirlediğimiz destek ve direnç noktaları, hedef noktaları yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirteyim. Dolar bazlı da bu 2,46 hedefini gerçekleştirdikten sonra daha farklı bir hedefi var mı? Geçmişe dayalı olarak bir bakalım. Haftalığı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Burada bir çanak oluşumu var. Burada kulp hazırlığını yapmış ve yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilmemiz için bu 2,46 bölgesi demiştik ya, bunun üzerinde güzel kapanışlar yapması lazım veyahut da yukarı yönlü hareketine devam etmesi lazım. En önemli de direnç bölgesi arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketine devam ettiğinde 2,77 sen civarı arkadaşlar. Ayan Enerji için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum.